Panik atak sorunlarının bedenine ya da zihnine zararı var mıdır? Bu soru muhtemelen senin de aklını kurcalıyor. Bu sorunları uzun süredir yaşıyorsan, o yaşadığın çarpıntı, terleme, titreme hali tabi oldukça rahatsız edici düzeylere çıktığından dolayı acaba bana bir zararı var mıdır diye düşünmen gayet doğal. Ve bu düşünceyle birlikte bu panik atak döngüsünü de bir kısır döngü haline getiren şekilde korkuların giderek bu sorunu besliyor ve bir kısır döngü içine giriyorsun. O yüzden bedenine ya da zihnine bir zararı var mıdır bu konuda kafanın rahatlaması panik atak, panik bozukluk sorunlarını çözümleme açısından çok önemli bir adım olacak. Bu videoyu izleyerek panik ataklardan dolayı gerçekten paniklemen gerekiyor mu? Bunu öğreneceksin. Panik atak dizisindeki daha önceki videolarda da birçok kere değindiğim gibi eğer bu tür bir sorunun varsa öncelikle bir doktora gitmen gerekiyor. Doktora gidip gerekli tüm tetkikleri yaptırıp yaşadığın bu bedensel hislerin sağlığınla alakalı bir sorunla ilgili olmadığını teyit etmen gerekiyor. Eğer böyle bir adım atmadıysan önce bunları yapman gerekiyor. Doktora gittin ve doktor sana sağlığınla alakalı herhangi bir sıkıntı yok, rahat olabilirsin kaygılanman gereken bir durum yok, ekstra alman gereken bir önlem yok dediyse o noktada panik atakların bedenine zarar vermeyeceğini söyleyebilirim. Yani düşündüğün anlamda bir zarar görmeyeceksin. Bunun bazı ince noktaları var. Videonun geri kalan kısmında bunları anlatacağım. Yani kafanda bazı soru işaretleri oluşuyor olabilir bunları söylediğimde. Bu gayet doğal. Şimdi bazı hastalıklarda tabii ki Ruhsal anlamda, stres anlamında daha rahat olman gerekiyor. Söz gelimi bir kalp rahatsızlığın varsa tabii ki heyecan durumunu, stres durumunu belli bir düzeyde tutman lazım. Bu dalgalanmalar kalbindeki hızlanmaların bir zararı olabilir. Ama zaten doktora gittiğini ve doktorun herhangi bir sorun olmadığını söylediğini varsayıyoruz. O yüzden bedenindeki bu hislerin yükselmesinin aslında senin düşündüğün anlamda bedenine bir zararı olmayacak. Bundan dolayı ekstra kaygılanmanın bir gerekliliği yok. Bunu kendine hatırlatman çok çok önemli. Hatta gittiğinde doktoruna da özel olarak bunu sorman faydalı olabilir. Çünkü doktor ziyaretlerinde birçok kere daha kısa tutulduğu için hasta da sormadığında bir şey, doktor yeteri kadar bilgilendirme yapmayabiliyor. Bedenindeki bu değişikliklerin son derece doğal olduğunu daha önceki bir videoda konuşmuştuk. Yani bu çarpıntı, terleme, titreme, baş dönmesi, karın ağrısı, nefes alıp vermede güçlük gibi sorunların son derece doğal, normal ve sağlıklı bedenlerde olduğunu konuşmuştuk. Bu nokta enteresan bir bilgi. Yani korku mekanizması devreye girdiğinde herhangi bir tehlike olduğunu düşündüğünde bedeninde bu gibi değişikliklerin olması son derece doğaldır. Bu değişiklikler oluyorsa bedenin sağlıklı bir şekilde çalışıyor demektir. Ne dediğimi daha iyi anlamak için o ilgili videoyu izleyebilirsin. Yani bedenindeki bu değişikliklerden dolayı kaygılanman değil tam tersi sevinmen gerekiyor. Çünkü bedenin tehlike karşısında gerekli önlemleri alabilecek şekilde hızlı bir reaksiyon gösterebiliyor anlamına geliyor. Bunu arabayı devirli şekilde kullanmakla karşılaştırabiliriz. Araba kullananlar ne dediğimi daha iyi anlayacaklar. Arabayı daha hızlı sürebilmek için gaza daha çok basmak gerekir, daha yüksek viteslere geçmek gerekir ve bir noktadan sonra daha da hızlı gidebilmek için gaza daha çok basmak gerekiyor ve orada motorun devri artmaya başlar. Peki bu artan motor devrinin motora bir zararı var mıdır? Aslında yoktur. Bunu bir şekilde Sürücü arabanın kendisine göre dengeler. Bedenimizin de kendine göre devirli şekilde kullandığı zaman kendini ayarlayan bir mekanizması vardır. Yani bu bedensel değişiklikler, çarpıntı, terleme, titreme, nefes alıp vermede güçlük gibi sorunlar yükselir ve alçalır. Hatta bundan dolayı panik atakları sadece birkaç dakika yaşarsın. Yani beden algıladığı olası tehlikeyle ki bu zihinsel olarak da tetiklenebiliyor. Bunu konuşmuştuk. Algıladığı bu tehlikeye karşı reaksiyon verdiğinde bunu birkaç dakikayla sınırlandırıyor. Birkaç dakikadan sonra o yükselen hisler rahatlıyor. Tabii ki tam sıfır noktasına varmayabilir. Bu kronik stresle alakalı. Birazdan anlatacağım kronik stresi. Daha rahatlar aslında. Belli bir düzeye gelir. Bunun da nedeni dediğim gibi bedenin kendini dengelemesi. Bu dengelemeyi yaptığı için düşündüğün gibi bir zarar görmeyeceksin. Yani kendi içinde beynin homeostasis diyoruz buna kendini dengeliyor. Peki bedensel olarak panik atakların herhangi bir zararı olmayabileceği konusunda belki bu konu içine sinmeye başlamış olabilir. Ama aklına şöyle bir şey takılabilir. Tamam bedenime zararı yok ama ya aklıma zarar verirse ya bu stres yükü fazla gelirse, beni çok bunaltırsa ve aklımı yitirirsem, kontrolümü yitirirsem, delirirsem, şizofreni olursam gibi korkuların olabilir. Bu da panik atak sorunlarında, panik bozuklukta bazı kişilerin korktuğu şeylerden biridir. Yani tamam felç geçirmeyeceğim, kalp krizi geçirmeyeceğim ama ya delirirsem gibi bir korku gelebiliyor. Bu noktada da şunu söyleyebilirim ki senin yaşadığın bu kaygı bozukluğu tarzındaki kaygı sorunları ile şizofreni ki buna psikotik bozukluklar diyoruz çok farklı alanlarda. Psikotik bozukluklar ki buna giren en popüler sorunlardan biri şizofrenidir. Daha erken yaşlardan itibaren başlayan, ergenlik dönemiyle birlikte kendini gösteren bir beyin hastalığıdır. Yani beyninde yapısal bazı anormallikler vardır psikotik bozukluklarda, şizofrenide. Ve bu herhangi bir stres nedeniyle ortaya çıkmaz. Zaten bir altyapı olması beklenir. Ve daha erken yaşlarda dediğim gibi başlar. Dolayısıyla panik ataklar acaba şizofreni neden olur mu diye düşünüyorsan cevabım olmaz. O konuda rahat olabilirsin. Peki buraya kadar her şey güzel. Daha rahat olmam gerekiyor. Bunu anlayabiliyorum ama ben bu sorunu uzun yıllardır yaşıyorum ya da uzun yıllar eğer yaşarsam acaba bu kronik stres yaşadığım bu kronik gerginlik bağışıklık sistemimin direncini azaltır ve böylece başka hastalıklara daha açık hale gelir miyim diye endişeleniyorsan işte burada bir haklılık bayın var. Ama zaten bu noktada kronik stresten bahsediyoruz. Panik bozukluktan değil. Kronik stres Gerginlik halinin birçok kere gündelik hayatında devam ettiği bir durumdur ve bunun altında bir sürü farklı neden vardır. Maddi sorunlar, ilişki sorunları, kendi geçmişinle alakalı işlenmemiş sorunlar, özgüvenin, öfke sorunları, depresif bir ruh hali, tüm bunlar aslında bir kronik strestir. Eğer uzun süre devam ediyorsa ki genelde bu tür sorunlar da kronik şekilde olur. Bu sorunlar zaten senin bağışıklık sisteminin direncini azaltıyorlar. Dolayısıyla eğer bir kronik stres yaşıyorsan bu konuda da tabii ki gereken önlemleri alman, gereken şeyleri fark edip çözüm arayışına girmen zaten gerekiyor. Bu konuyu görmezden gelme. Genelde bizler bedensel olarak bir hastalığımız olduğunda daha çok yumurta kapıya dayanınca bir uzmana gidip destek almak isteriz sanki o zaman gitmek gerekir gibi. Halbuki özellikle gündelik hayattaki psikolojik sorunlarda, belli duygusal güçlüklerde, özellikle ilişki sorunlarında daha olaylar büyümeden, bu sıkıntı hissi artmadan ya da uzun süre devam etmesine seyirci kalmadan gereken adımları atmak gerekir zaten. O zaman hem ruhsal olarak hem de bedensel olarak yaşam kaliten maksimum seviyede olacaktır ve Direncin de daha güçlü olacaktır. Hem psikolojik streslere karşı daha güçlü olacaksın hem de fiziksel hastalıklara, fiziksel streslere karşı daha bağışıklık sistemin güçlü olacaktır. Özetle panik atak, panik bozukluk sorunlarının sağlığına bir zararı yoktur ancak konforuna ve yaşam kalitene önemli ölçüde zararları vardır. Dolayısıyla Sağlıklı bir bedene sahip birisi olarak ki doktordan teyit alarak tekrar bunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı bir bedene sahip olan birisinin panik ataklardan dolayı korkmaması gerekir ama rahatsızlık duyması gerekir. Bu rahatsızlıkta ya bu panik atak, panik bozukluk sorunları benim yaşam kalitemi azaltıyor, konforumu düşürüyor. Bu konuda bir şeyler yapmam gerekiyor. Belki de bir uzmana gidip destek almam gerekiyor şeklinde motive olman gerekir. Sana da önerebileceğim şey, belki bu panik atak dizisindeki videolarımı izleyebilirsin. Oradaki bilgileri sindirip uygulamaya çalışabilirsin ama yine de zorlandığını, sıkıştığını hissediyorsan bu noktada bir klinik psikoloğa ya da psikiyatriste başvurarak panik bozukluk konusunda psikoterapi desteği ve gerekiyorsa ilaç desteği de ekleyerek çözüm arayışı içine girebilirsin. Eğer kanalıma hala abone olmadıysan, videolarımı düzenli şekilde takip edebilmek için abone olabilirsin. Bu video ile ilgili düşüncelerini aşağıdaki yorumlarda paylaşabilirsin. Görüşmek üzere.